Elimizde 10 volt ve 50 watt değerinde bir ampul var ve 5 voltluk bir güç kaynağına bağlı. Bu ampuldeki harcanan güç miktarını bulmamız isteniyor. Ampullerle ilgili değerlerin verildiği bu tarz soruları ilk gördüğüm zaman eskiden kafam çok karışırdı. Ampulün gücünün 50 watt olduğunu zaten biliyoruz. Neden bir daha ampulde harcanan güç miktarını bulmamız gerekiyor ki diye düşünürdüm. Bu soruyu adım adım çözelim. İlk olarak her soruda olduğu gibi soruda bizden ne istendiğini yazalım. Ampulde harcanan güç miktarını hesaplamamız isteniyor. Daha sonra soruda bize verilenleri yazalım. Elimizde 10 volt, 50 watt gibi bazı değerler var. Ayrıca gerilimin 5 volt olduğunu biliyoruz. Yani ampulün iki tarafı arasındaki gerilim 5 volt. Çünkü bu iki nokta arasındaki gerilimle bu iki nokta arasındaki gerilim birbirine eşit. Yani 5 volt. Sorumuza geri dönersek tam olarak neyi bulmamız gerekiyor? Elimizde zaten güç miktarı var öyle değil mi? Bu şekilde değerlerin verildiği durumlarda şöyle düşünün. Ampuldeki gerilim 10 volt olsaydı ampulde harcanan güç 50 watt olacaktı. Herhangi bir devre elemanı için de bu değerler aynı anlamı taşır. Yani ampulde bu kadar gerilim varsa harcanan güç de 50 watt olur. Ancak elimizdeki ampulde gerilim 10 volta eşit değil. 5 volt. Yani ampulde harcanan güç 50 watt olamaz öyle değil mi? Bundan daha düşük olacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden bu soruda harcanan güç miktarını hesaplamamız gerekiyor. Peki bu soruyu nasıl çözebiliriz? Bu soruyla devre problemleri arasındaki farklara bakalım. Buradaki en büyük fark devre problemlerinde birbirine bağlı olan dirençlerin direncinin kaç olduğunu genelde biliyor olmamız. Genellikle bunlar birbirine bağlı dirençler olur ve direnç miktarı soruda verilir. Ancak şu an ampulün direncinin kaç olduğunu bilmiyoruz. Direncin kaç olduğunu bilseydik soruyu hemen çözebilirdik. Çünkü direncin kaç olduğunu bildiğimiz durumlarda Ohm yasasını kullanarak devreden geçen akımı hesaplayabiliriz. Bunu önceki videolarda yapmıştık. Akım ve gerilimi bildiğimizde elektriksel gücü de hesaplayabiliriz. Çünkü güç akım ve gerilimin çarpımıdır. Yani ilk olarak ampuldeki direnci bulmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl bulabiliriz? İşin sırrı burada yatıyor. Ampulde 10 voltluk gerilim olduğunda 50 wattın harcanmasına sebep olacak kadar direnç olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyi kullanarak ampuldeki direnci bulabiliriz direnci bulduğumuzda da daha önceki sorularda yaptığımız gibi bu devre problemini çözebiliriz. Videoyu bu noktada durdurarak bunu kendinize de yapmayı deneyebilirsiniz. Direnci hesaplamamız için güç, gerilim ve direnç arasında bir bağ kurmamız gerekiyor. Güçle ilgili bildiklerimizi yazalım. Gücün akım ve gerilimin çarpımı olduğunu biliyoruz. Ohm yasasını kullanarak bunu I kare çarpı R şeklinde de yazabiliriz. Çünkü V aslında I çarpı R'ye eşit. Bu yeni bir formül değil, öncekiyle aynı. Sadece Ohm yasasından yararlanarak V yerine I çarpı R yazdık. İşte gücün formülü. I'yı aynı zamanda V bölü R olarak da yazabiliriz. O zaman güç eşittir V kare bölü R olur. Bu tarz soruları çözerken bu formüllerin herhangi birinden yararlanabiliriz. Şimdi güç, gerilim ve direnci yazmamız gerekiyor. O zaman bu formülü kullanarak ampulün direncini bulmaya deneyelim. Yani P eşittir V kare bölü R formülünü kullanacağız. Güç neymiş? 50 Watt. O zaman hemen 50 Watt yazalım. Gerilim de 10. O zaman 10'un karesi. Bu değeri R yani dirence bölmemiz gerekiyor. Buradan R 10'un karesi bölü 50 olur. 10'un karesi 100'e eşit olduğuna göre buradaki sıfırlar birbirini götürür. 5 gider yukarıda 2 kalır. Böylece bu ampulün direncinin 2 ohm olduğunu hesaplamış olduk. İlk önemli adımımızı tamamlayarak ampulün direncini hesapladık. Direnci bildiğimize göre bu soruyu artık basit devre problemleri gibi çözebiliriz. Devreyi yeniden çizsek iyi olacak. Devremizde 2 ohmluk direnç var ve 5 voltluk bir güç kaynağına bağlı. Buradaki geriliminde 5 volt olduğunu biliyoruz. Şimdi de harcanan güç miktarını hesaplamamız gerekiyor. Bu formüllerden herhangi birini kullanabiliriz. Ya ohm yasasını uygulayarak devredeki akımı hesaplayabiliriz ki böylece güç eşittir gerilim çarpı akım olur ya da direkt bu formülü de kullanabiliriz. Çünkü direncin gücünü hesaplamamız gerektiğini biliyoruz. Direncin uçları arasındaki gerilim 5 volt. Direncin de 2 ohm olduğunu biliyoruz. Böylece yeni güç miktarının kaç olduğunu hesaplayabiliriz. Bunu yazalım. Güç V kare bölü R değerine eşit. V kare de 5'in karesine eşit. R değeri de 2 ohm olduğundan 25'i 2'ye böldüğümüzde sonucun 12,5 watt olduğunu görebiliriz. Böylece sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Öncesinde tahmin ettiğimiz gibi harcanan güç 50 watt'tan daha az. 12,5 watt. Bu yüzden de ampul eskisi kadar parlak ışık vermez özetlemek gerekirse bu tür sorularda ilk olarak ampulün direncini bulmamız gerekiyor. Direnci bulmak için soruda verilen değerlerden yararlanabiliriz. Direnci bildiğimize göre basit bir devre problemi gibi sorumuzu çözebiliriz. Şimdi de başka bir soruya bakalım. Bu sefer elimizde iki tane seri bağlı ampul var. Bir tanesi 20 voltluk bir ampul ve 200 wattlık gücü var. Diğeri de 20 voltluk ve gücü de 50 watt. Devrenin tamamı da 40 voltluk bir güç kaynağına bağlı. Hangi ampulün daha parlak ışık vereceğini soruyorlar. Bunun için hangi ampulün daha fazla güç harcadığını bulmamız gerekir. Bu, önceki soruda uyguladığımız adımlara çok benziyor. İlk olarak güç miktarından yararlanarak ampullerin direncini bulacağız. Dirençleri bulduğumuzda da her seri bağlı ve dirençli devrede olduğu gibi dirençlerdeki güç miktarını hesaplayabiliriz. Videoyu bu noktada durdurarak soruyu kendinizde çözmeyi deneyebilirsiniz. Yer kazanmak için verileri yazdığımız ilk aşamaları atlıyorum. Dirençleri hesaplamakla başlayabiliriz. Direnci hesaplamak için gerilim güç ve direnç arasında bir bağ kurmamız gerekiyor. Önceki soruda da gösterdiğimiz gibi bunun için P eşittir V kare bölü R formülünden yararlanabiliriz. İşlemi yapmayı size bırakıyorum çünkü boşa yer harcamak istemiyorum. Bunu yaptığınızda bu ampuldeki direncin 2 ohm, diğer ampuldeki direncin de 8 ohm olduğunu görebilirsiniz. İsterseniz videoyu durdurarak işlemi yapın. Dirençleri bulduğumuza göre devremizi yeniden çizebiliriz. Burada 40 volt var. Şimdi de her bir dirençteki güç miktarını hesaplamamız gerekiyor. Peki, bunu nasıl hesaplarız? Bunu yapmanın pek çok yolu var. İlk olarak Dirençlerdeki gerilimi bulup daha sonra V kare bölü R formülü kullanarak gücü hesaplayabiliriz. Veya her bir dirençten geçen akımı hesaplayarak I kare çarpı R formülünden yararlanabiliriz. Evet, iki yolla da bu soruyu çözebiliriz. Daha öncesinde yapmadıysanız videoyu durdurarak bunu kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Elimizde seri bağlı dirençler var, unutmayın. İşte şöyle birbirine bağlanmış. Bu devreden geçen akımı bulup I kare çarpı R formülünü kullanarak soruyu çözmeyi deneyelim. Dirençler seri bağlı olduğundan toplam direnci bulmak için bu ikisini toplayabiliriz. Yani toplam direnç 10 ohm olur. Güç kaynağının da 40 voltluk bir kaynak olduğunu biliyoruz. Şu an elimizde bir direnç var. Gerilim 40 volt ve elimizdeki direnç de 10 ohm. O halde Ohm yasasından yararlanarak soruyu çözebiliriz. Ohm yasasına göre V, I çarpı R değerine eşit. Bu yüzden I değeri de V bölü R değerine eşit olur. Buradaki V 40, R de 10. Buradan da akımın 4 amper olduğunu bulabiliriz. Aynı devre söz konusu olduğu için burası da 4 amper olacak. Dolayısıyla her bir dirençten geçen akımın 4 amper olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dirençlerdeki güç miktarını hesaplayabiliriz. I kare çarpı R formülünü kullanalım. Yani 4'ün karesi çarpı r. Bunu yazsam daha iyi olacak. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 2 de 32 eder. Bunu yeşil renkte yazayım. Yani ilk ampulde harcanan güç miktarı 32 watt olur. İkinci ampul içinde I kare çarpı R formülünü kullanalım. Burada I yine 4, karesi de 16. R de 8. O zaman 16 çarpı 8 yapmamız lazım. 6 kere 8, 48 eder. Elde 4 var. 8 ile 4 de toplam 12 eder. Yani sonuç 128 çıkar. İkinci ampulde harcanan güç miktarının da 128 watt olduğunu bulduk. İkinci ampulde harcanan güç miktarı çok daha yüksek olduğundan ikinci ampul çok daha parlak bir ışık verir. İşte ampullerle ilgili soruları bu şekilde çözebiliriz. Takip ettiğimiz adımların aynı olduğunu unutmayın. İlk olarak direnci buluyoruz. Daha sonra soruyu direnç sorusu gibi çözüyoruz. Burada ilginç olan nokta ise şu. Seri bağlı bu devrede daha az güç miktarı olan ampul daha parlak bir ışık verdi. Peki bunun neden böyle olduğunu tahmin edebilir misiniz? Soruyu okuyup anlayarak çözmeye başardık ancak güç miktarı daha az olan ampulün güç miktarı daha fazla olan ampulden neden parlak bir ışık verdiğini bulabilir misiniz? Bunun üzerine biraz düşünün bakalım.